Canlar Kel Hoca ile KPSS genel kültür işlemeye devam ediyoruz. İslamiyet öncesi Türk tarihini işliyoruz. Bizi Instagram Kel Hoca ve YouTube Kel Hoca Akademi'den takip edebilirsiniz. Bugün sizinle birinci ve ikinci Köktürk, Göktürk devletlerini konuşacağız arkadaşlar. Göktürkler Orta Asya'da gördüğünüz üzere çok geniş topraklara hakim olan Türk devletleri. Birinci Göktürk gördüğünüz gibi düz devam eden çizgiler halinde ki sınırları gösteren. ikinci Göktürk ise kesik çizgiler halinde devam eden sınırları göstermektedir. Peki neler bilmemiz gerekiyor? Birinci Göktürk 552 yılı ile 659 yılları arasında yaşayan bir Türk devleti. Kurucusu Bumin Kağan ya da İl Kağan. Kurulduğu yer Kutsal Başkent Ötüken. En önemli hükümdarları Mukankan. Genel özelliklerine baktığımızda tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Bu ulusçu olduklarının kanıtıdır. Orta Asya'da kurulan ikinci büyük. Peki birincisi kimdi? Asya Hun Devleti biliyorsunuz. İkinci büyük Türk devletidir. Asya Hun Devleti'nden sonra Türkleri ikinci kez bir bayrak altında topladılar. Bu da yine ulusçuluğun kanatıdır. Orta Asya'nın o dönem şartlarına kurulan en güçlü Türk devleti. Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti. Bizans'a gönderdiğimiz elçi Maniah. Bizans'ın gönderdiği elçi ise Zemalkius değerli canlar kök Türkler ilk başta Avar denilen Türk boyuna ya da devletine bağlıydı. Daha sonra Töles isyanını çıkaran Gök Türkler Avarlara baş kaldırıp onların Avrupa'ya göç etmesine neden oldu. Bu Minkan devletin batı tarafının yönetiminin kardeşi İstemi Yabgu'ya bırakmıştır. Bu ne demek? İkili yönetim. İlk defa Han'ın biliyorsunuz kurduğu. İstemi Yabgu döneminde Sasaniler yani İranlılarla İşbirliği yapılıp Akhun denilen Türk devleti yıkılmıştır. İpek yoluna hakim olmak için Çin, Bizans, Sasanilerle mücadele etmiştir. Ya da bazen diplomatik ilişkiler kurup dostluk ilişkileri, ittifaklar oluşturmuştur. Tapu Kağan denilen hükümdarları bu dizmi köktükler tarafından yaymaya çalışmış fakat halk bunu benimsememiştir. Tapu Kağan bu dizmi kabul eden ilk Türk hükümdarı olarak tarihe geçti. Kök Türk devleti Aşina Kurt kabilesi tarafından kurulmuştur. Kök Türkler veraset anlayışı, tat kavgaları, Çin entrikaları sonucu zayıflamışlar ve Çin egemenliğine girmişlerdir. İkinci Kök Türk Kutluk Devleti ise 682 yılı ile 744 yılları arasında yaşayan Türk devletidir. Kurucu Kutluk İlteriş Kağan kurulduğu yer Ötüken, Kutsal Başkent. En önemli hükümdarlar Kardeşler Bilge ile Kültigin dönemleri. Köktürk Çin egemenliğine girdikten sonra Kürşat ayaklanması ile Çin'e karşı isyan etmiştir. Fakat bu isyan başarılı olamadı. Yalnız bu isyan daha sonra birçok isyana örnek oldu ve Türkler Kök Türkler 50 yıl esaretten sonra 682 yılında Kutlu Kan öncülüğünde ikinci Kök Türk Devleti ya da Kutluk Devleti olarak tekrar tarih sahnesine yer aldılar. Kürşat ayaklanması Türk tarihinde ilk bağımsızlık mücadelesidir. Bağımsızlık mücadelesi verilerek kurulan ilk Türk devleti ikinci Kök Türk Kutluk Devleti'dir. Kök Türk, ikinci Kök Türk Devleti, Kök Türk Orhun alfabesi adıyla ilk Türk milli alfabesini oluşturdular. Türklere ait olması oluşçuluğun kanıtıdır. Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devletidir. Ünlü vezir, vezir Ton Yokuk. Bu Türk devletinde görev yapmıştır. Vezir Ton Yokuk hakkında biraz bilgi vermemiz gerekiyor. Önemli çıkıyor. Apa Tarkan olarak bilinen Türk tarihinin ilk veziri ve Türk tarihinin ilk tarihçisi, ilk veziri ve ilk tarihçisi kabul edilmekte. Bilge Kağan'ın inallığını yani öğretmenliğini yapmıştır. Batı kaynaklarında Göktürk Bismarck'ı olarak bilinmekte. 46 yıl vezirlik yaptıktan sonra katıldığı hiçbir savaşı Kaybetmemiştir arkadaşlar. 46 yıl vezirlik yapmış ve katıldığı hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Vezir yokuk Anıtı kolayca okunabilen ilk Türk abidesidir. Kendisi kalem aldığı için zaten ilk Türk tarihçisi kabul edilmekte. Yine Köktürk Orhun abideleri 2. Köktürk Devleti tarafından verilmiştir. Ve e, Türklere ait ilk milli edebi tarihi eserlerdir. Değerli canlar 2. Köktürkle veraset anlayışı, tat kavgaları... Çin entrikaları sonucu zayıfladı ve Basmil Karluk Çin ve Uygur saldırıları, saldırıları sonucu 2. Göktürk tarihe karışmıştır. Kolay gelsin değerli arkadaşlarım.